Yeniden merhaba. Bugün bitenler videosuyla karşınızdayım. Biten o kadar çok ürün vardı ki hiçbir şeye sığdıramadım sepete, küçük şeye büyük kutuya koyabildim. Son bitenler videosundan bugüne güzel bitirmişim. Teker teker ürünler hakkında görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Kanalıma ilk defa bu videoyla geldiyseniz ben aşkım hoş geldiniz. Videoyu izledikten sonra kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyerek ürünlere geçelim. çok ürün var. Teker teker her bitenler videolarımın standartı. Kaç paket çıkacak hep beraber göreceğiz. Unibaby, Baby, Migros, bebek poposu temizleme mendilleri. Benim bebeğim olan kozmetik ürünlerini temizlemek, makyaj masasını daha steril tutmak için kullanıyorum. Mendillerle makyaj çıkarmıyoruz bunlarla. İnce ince cildimize hasar verdiği için uzun vadede cilt bariyerine zarar veriyor mendil kullanmıyoruz. Hiçbir dermatolog önermiyor. Beten Body Works'un Winter Candy elmalı duş jeli. Beten Body Works'tan zaten bir cilt bakım beklentimiz yok. Ürünlerin güzel kokması bizi kandırıyor. Mumlarını hala çok severek kullanıyorum. Bunu da çok severek bitirdim. Devam ediyoruz. Nivea'nın en sevdiğim ürünlerinden biri. Duş jeli ama Nemlendirici duş jeli, duş kremi, banyo köpüğü ama cildi nemlendiriyor. Yani böyle küveti doldurma köpüğü değil, cildinizi nemlendiren bir köpük. Harikaydı. Yumuşacık yapıyor cildi. Benim vücut cildim yüz cildimden farklı olarak yüzüm karma yağlı, vücut kuru ötesi, bacaklar kuru ötesi çok güzel nemlendiriyor. Aklınızda bulunsun. Sevmediğim bir ürüne geçelim. Neutrogena'nın zerdeçallı bir serisi çıkmıştı hatırlarsanız. Miseler makyaj temizleme jeli olarak geçiyor. Şimdi bitirdim ben bunu. Biraz şans verdim, denedim. Şöyle söyleyeyim. Bununla yıkadıktan sonra bile cildimde Böyle bir ten makyajı katmanı kalıyordu. Birkaç hafta kullandım. Asla cildimi temizlemeyeceğine e, nihai olarak karar verdikten sonra bu ürünü nasıl bitirdim? Makyaj fırçalarımı temizlemek için kullandım, itiraf ediyorum. Bir daha alacağım, deneyeceğim bir ürün değil. Baya yani göz makyajımı, dudak makyajımı zaten misalar suyla çıkarıyorum ama katman şeklinde fondöten ne gözümle görüyorum, pamuğa çıktı demiyorum yani gözle bile görülüyordu. Devam ediyorum. Bu mesela daha başarılı bir ürün. Gene Neutrogena'nın sivilce karşıtı, akne sebum dengesini biraz daha dengeleyen bir ürünü. Cilt makyajı temizleme vaadi yok. O yüzden öyle bir beklentim de yoktu. Zerdeçallı seriye eliniz hiç gitmesin. Sivilce karşıtı olan seri daha başarılı. Kaç tane miseler su çıkacak? Bakalım. 2022 favorilerim videosunda bahsetmiştim. Daha da çıkar buradan. iki tane çift aşamalı miseler su, göz ve dudak makyajımı her gece bunlarla çıkarıyorum. Normal miseler su olarak da ben şöyle yapıyorum cilt bakımı rutininde. Benimki size bir tık fazla gelebilir ama ben bu şekilde cildimi tertemiz ve iyi hissediyorum. Çift aşama, jelle yıkama, Sonuncusu da cilt bakım ürünlerini sürmeden önce de böyle çok bastırarak değil ama normal cildimden bir son saç diplerimden makyaj artıklarını falan almak için normal miseler su kullanıyorum. Yağlı değil bu. Düz makyajı asla çıkarmıyor bence nacizane. Ama cildimin o yağını mesela sabah kalktığım zaman da yüzümü yıkadıktan sonra nemlendirici sürmeden önce bir pamukla bir miselerle geceden kalma sebumu Temizliyorum karma cilt yağlı cilt problemleri. Biotenin Skin Moisture Miseler suyunu bitirdim. %96 doğal içeriği var. İçinde probiyotik varmış ama herhangi bir cilt bakımı e, faydası görmedim ben. Temizlik amaçlı kullanıyorum. Bitirdiğim bir saç kremi. Saç kremi konusunda da saçım da hızlı yağlandığı için saç kremini ben asla saç diplerime uygulamıyorum. Bayağı bir göz çevremin altına saç kremini uyguluyorum. Çünkü ne kadar iyi durularsanız durulayın birazcık bir şey kalabiliyor. Saç kremi olarak çok beğenmiştim. Aklınızda bulunsun alışverişe çıkacaksanız eğer saç ürünü. Bir başka saç ürünü şampuan çok beğendim. Kerastes'in amino asitli vitamin B'li şampuanı gene söylüyorum. İdeal çabuk yağlanan saç için çözüm kurtuluş ürünü değil. Saçımı daha fazla yağlandırmadı. Hacim konusunda destek oldu. Benim de şampuandan beklentim bu kadardı. Kerastase'in bu yeşil serisi e, aklınızda bulunsun yağlı saç dipleri için e, güzel bir dengeleyici ürün. Fena değildi ama ikinci gün hani millet 3 gün maşasını kullanıyor. Ben de hala öyle bir durum söz konusu değil. Öyle bir beklentim de yok üründen. Ekstra yağlanmadı, hacime destek oldu. yağ görece dengeledi. Başarılı bir seridir. Bitirdiğim bir ürün, güvendiğim bir sürü dermatolog mistlerin cilt bakımında cildimizin kalitesine bir etkisi olmadığını bas bas bağırırken benim satın aldığım bir ürün değil. Bitirmek adına bitirdim. Çok bir fonksiyonu yok. Cildi nemlendirmiyor. Cilt kalitenizi arttıracak bir adım değil yüz mistleri. Nemlendirme de nemlendirmiyor. Cildinizi ıslatıyor. Kimilerinin güzel kokusu var vesaire. Desteklediğim ürünler değil bitirmiş olmak için bitirdim. Açıkça söylüyorum. Ekstra bir kötülüğü yoktu ama bir faydası yok. Bitirdiğim bir krepe tozu. Krepe tozlarında daha önce size söylemiştim. Markadan markaya ürün kalitesi, performansı çok değiştirmiyor. Passionate diye Trendyol'dan almıştım bu ürünü. Diğer krepe tozlarından bir farkı yok. Kötü de değil, iyi de değil. Trendyol linkini koyarım. Başarılı bir üründü. Bütün krepe tozları aynı. Bu konuda konuşmuştuk daha önce. Ne yazık ki atmak durumunda kaldım. Helio Caps'in kapsülleri var. Güneş koruyucu kapsüller bunlar. Vitamin değil. Cildinizi özellikle yaz aylarında içeriden koruduğunu iddia eden ürünler. Helio Caps'in güneş koruyucu ürünlerini ben çok severim. Bunu yarısını kullandım. Benim hatam düzenli bir şekilde kullanmadım. Son kullanma tarihini geçti. Eee ağızdan alınan bu tarzda ürünlerde de son kullanma tarihi önemli karaciğere, böbreklere zarar vermemesi adına çöpe gidiyor. Bir tane daha küçük miseler su bitirmiştim. Bunu seyahatlerde açıp ağzını ben içini dolduruyorum. O şekilde bitirmiştim. Diğerlerinden bir farkı yok. Bitirdiğim bir yüz yıkama köpüğü Nivea'nın lotus çiçeğinin cilt bakımına ne kadar faydası var. İçinde aroma mı var, esans mı var vesaire. Onlar tartışılır ama çift aşamalı temizlikte ikinci adım olarak cildimi Neutrogena'nın o zerdeçallı şeyinden daha güzel temizleyen bir ürün. Yıllar içinde çok kullandım. Deneyebileceğiniz yağlı karma ciltler, kuru ciltler de kullanabilir. Cildi çok yermiyor. Alışveriş listenize ekleyebilirsiniz. 2022'de bir toz pudra bitirdim. Şaşıracaksınız. Patrick Star'ın ta kaç sene önce Mac'le beraber yaptığı koleksiyonun toz pudrasını bitirdim. İki sene sonunda anca bitirdim. Çok güzel bir pudraydı bu arada. Çok başarılı. Kutusu da çok hoştu. Hani makyaj masanızda güzel duruyor ama e, kağıt bir kutusu var. Kutuyla ne yaparım bilmiyorum. Pudra çok başarılıydı. Muhtemelen tekrar bulma şansınız olmaz. Göz makyajında, cilt makyajında çok güzel sabitliyor. Babenini kapsüllerinden kullandım. Birkaç tane daha çıkacak içinde. Bu tarzda kapsülleri düzenli aralıklarla farklı markaların kullanmaya çalışıyorum. Cildin elastikiyetini kuvvetlendirmek için e, kapsüllerden de severek kullandım. Gayet başarılı. Şeyin mini boyu vardı. Clarins'in makyaj temizleme sütü. Süt insanı değilim. E, i̇ki aşama temizlikten yanayım. Sütleri hiç sevmiyorum. Makyajı da çok iyi çıkardıklarını düşünmüyorum. Clarins'i çok severim ama bu ürün benlik değildi. Bir başka ürün, çok hafif. Genç kızsanız bu sizi keser eğer 19 yaşının üzerindeyse. Çok hafif bir nemlendirici ya da cildiniz aşırı yağlıysa tercih edebileceğiniz minik ambalajdaki güneş koruyuculuğu nemlendiricisi yani bunu sürüp yarım saat evde dolaştığım zaman yazın makyajdan önce tekrar bir nemlendirici sürme ihtiyacı hissettim. Abartıyor muyum bilmiyorum. Ama güneş koruyucu SPF de 15 içinde yeterli mi tartışılır. Bitirdiğim bir yüz kremi bu seri de çok başarılıdır. Estée Lauder'in nemlendiricilerini ben genel olarak seviyorum. Advanced Time Zone diye bir serisi. Biraz daha 30 yaş ve üzeri e, tercih edilen kırışıklıklarla savaşan bir seri. Güneş koruma faktörü de var içinde. Makyaj öncesi baz olarak bile kullandım. Estée Lauder'in nemlendiricilerini farklı serilerdeki nemlendirici herhalde hepsini kullandım. Bu da başarılılar arasındaydı. Devam ediyoruz. Bitirdiğim bir kil maskesi. Çok bereketliydi. Yani haftada bir 10 günde bir ben bu kadar yoğun kil maskesi yapıyorum. Bobby Brown'un Instant Detox maskesi tamamen bitirdim. İçinde gram ürün kalmayıncaya kadar çok başarılı bir kil maskesi. Yağlı cildiniz varsa gözünüz kapalı bir tane high-end maske alayım diyorsanız Glam Glow değil bunu alın. Nacizane önerim. Bitirdiğim bir şampuan. Ivoche'nin saç serisini denedim. Bütün ürünleri e, muhtemelen içinde çıkar. Serideki en anlamsız ürün buydu bence. Seriyi çok beğendim bu arada. Şampuanın da saç kreminde. Tonik gibi bir ürün, saç toniklerinden. Yani saçta 2 dakika durup şampuanın, saç kreminin, saç maskesinin yapmadığı neyi yapıyor onu e, çözemedim. Bitirmiş olmak için bitirdim. Hatta son kullanımda bayağı bir döktüm saçıma. Fazla da tuttum. Sonrasında tabii ki saçınız daha kolay taranıyor ama daha kolay taranmasını sağlayacak onlarca ürün var. Saç güzellik iksirini birinin bana açıklaması gerek. Devam ediyoruz. Darfin'den bir vücut peelingi bitirdim. Uzun zamandır kullandığım high-end vücut peelinglerinden en iyisi buydu. Perfecting Body Scrub diye geçiyor. %90 doğal içerikli paraben içermiyor. Peelingten ne beklerseniz yağlı değil, tanecikleri vücut için uygun, hafif daha büyük ve cildi nemlendiren bir formülasyonu vardı. Ee, çok başarılı bir ürün. Fiyatı yüksek ama çok başarılı. Buna ne oldu bilmiyorum. Bu hediye gelmişti bana. Arı özlü bir Venom e, Rodial diye bir markanın arı özlü bir öyle bir iddialı bir serisi vardı. Şimdi ürünlerin raf ömrüyle açıldıktan sonraki son kullanım tarihleri aynı şey değil. Yani mesela markalardan bana bazı ürünler geliyor. Hiç dokunmadan, paketini açmadan bir sene sonra açtığım zaman o 6 ay, 8 aylık süre başlıyor. Onu siz de alışverişlerinizde ayırın. Çünkü bu ürünler satılmadan mağazaların raflarında, depolarında aylarca, yıllarca bekliyorlar. Ona göre formüle ediliyor. O paraben aslında ona yarıyor. Özellikle hiç açmamıştım ürünü. Bir kere bile kullanmadım. Gözümün önünde e, peynir tanecikli böyle bir şeye döndü. Bozulduğunu düşünüyorum. İlk geldiği hali bu değildi çünkü. Hiç cildimi tehlikeye atmadan bunu da atılacaklara ayırıyorum. Devam ediyorum. Benefit'in böyle dörtlü eski ilkokul kalemlerimiz vardır ya onu bitirdim. Bu arada çok güzel. Şöyle iki tane aydınlatıcı var içinde. Biri mat bir isimli. İki tane de e, kaş ürünü var. Ombre kaş yapmak için harika bir ürün. Sadece fiyatına göre gramaj olarak içinde az ürün olduğunu düşünüyorum. Kaşınızı boyamak için bu. İncecik highlighter'ı kaşınıza çektiğiniz zaman şurada bembeyaz bir çizgi oluşuyor. Karıştırması zor. Espriyle güzel bir ürün, şık bir ürün. Kaş renginde bir problem yoktu. İki farklı size kahve tonu sunması da güzel. Ama ekstra vereceğiniz para karşılığında aldığınız ürüne ihtiyacınız var mı? Ondan çok emin değilim. Adam akıllı sadece kaş kalemini, kaş rimelini alsanız daha mantıklı sanki ama Baktığınız zaman tatlı sevimli duruyor. Böyle farklı rengine pıt pıt şey yapabiliyorsunuz. Kadınları biraz kandırmacağım. Emektar diş macunum. Hala bu diş macununu kullanıyorum. Severek kullanıyorum. Dişimi son 3 senede bir kere bile beyazlatmadım. Pandemi döneminde hiç diş doktoruna gitmedim. Bir e, dolgu gerekti. Bir de e, 20'lik yaş dişim, ikinci 20'lik yaş dişim çıktı. Onu çektirdim. Onun dışında hiç beyazlatma işlemi yaptırmadım. Tek kullandığım bu ve Crest galiba, beyazlatıcı bantları. Onun dışında bir beyazlatma ürünü kullanmıyorum. Çok memnunum. Devam ediyoruz. Aslında sevdiğim bir fondötendi. Bunu alalı e, sanırım bir 4 sene oldu. Rengi de bana çok uygundu. Rimmel'in Bake Me Up fondöteni. Benim rengim 200 Soft Beige. Rengi... Beni at diye bağırdı fondöten. Artık makyaj koleksiyonunda. hani gördün mü temizleme taraftarıyım beni at diyen ürünlerden. Çok severek bitirdiğim bir maskara. Unlimited L'Oreal maskaranın waterproof olanı. Siyah olanı normal, mavi olanı waterproof'tu yanlış hatırlamıyorsam. Kuruduğu için artık attım. Uzun dönem ben yazları bodrumda kaldığım için yoğun bir şekilde kullandığım rimel oldu. Sonbaharda artık kuruduğu için çöpe gidiyor. Başka bir olumsuz tarafı yok. Devam ediyoruz. iki tane daha maskaram var. Benefit'in Roller Lash rimeli. Çok beğendiğim bir rimel. Kirpiklerim kısa, gür değil. E, maskara konusunda seçeceğim. Bu da severek kullandığım e, rimellerden biri. Yedeği de var. Şu anda başka açtıklarım olduğu için kutusunda duruyor. Henüz açmadım ama başarılı bir rimel. Bir tane daha bitirme şansı bulamadığım bir ürün oldu. Kiko'nun bir koleksiyon ürünüydü bu. Çok da heveslenmiştim. Gold Waves diye. Aslında güzel böyle metalik bir göz farı ama alır almaz sünger ucu içinde düştüğü için ve lip gloss gibi bir şey olduğu için hani biraz kullanmayı denedim ama böyle kullanmak çok saçma. Şöyle ucu kopması talihsiz. Ürünü çok beğensem şey de kullanırım ama çok hafif, transparan bir aydınlık veren ürün. Yani dağıttığınız zaman su gibi de dağılıyor. Devam ediyoruz. Bitirdiğim bir başka şampuan. Çok beğendim. Daha önce L'Oreal'in bu serisini hiç denememiştim. Professional Expert serisinin yağlı saç dipleri olanlar bu seriye de bakabilir. Başarılı bir seri. Ama şampuan bitirmişim. Çünkü benim saçım ikinci gününe çekim vesaireyi kurtarmıyor. O yüzden evdeysem böyle önemli bir yere çıkmam gerekmiyorsa ikinci günü saçımı yıkamıyorum. Ama her gün dışarı çıkmam gerektiği zaman ne yazık ki her gün saçımı yıkamak zorunda kalıyorum. Eğitmeyi denedim. Yıllar içinde denedim. Beş gün saçımı yıkamadığım, bir hafta saçımı yıkamadığım oldu. Saçım kötü gözükünce modum düşüyor. Olmuyor, olmuyor. Bir diğer severek kullandığım ve bitirdiğim şampuan, Glycine Splitter Miracle serisi çok uzun dönemdir beraber çalışıyoruz. Bana koli koli ürün geldi hem çekimlerde kullanmam için hem kendim tüketmem için tüketebileceğimin üstündeydi. Hatta arkadaşlarıma, babama, babaanneme bile glisten götürdüm. Onlar da severek kullanıyorlar. Hepsinin saç tipi benden. Saçı çok kuru olan boyalı işlem görmüş arkadaşım var ama ailede herkesinki daha yağlanmaya müsait. Onlar da çok severek kullandılar. Aklınızda bulunsun. İki tane miseler su çıktı. Biri normal, biri çift fazla. Daha fazla üstüne konuşmuyorum. Bunlar yaklaşık bir yıldır tükettiklerim içerik üreticisiyim. Düzenli olarak saçımı makyajımı kendim yapıyorum. O şekilde yargılayın. Normal bir tüketici gibi düşünmeyin beni. Farmasiden böyle bir ürün gelmişti. Köpük banyosu dediği için ben köpük vereceğini düşünmüştüm bir seyahatime benim evde sadece duşa kabinler var. Küvet yok büyük evimde. Bir seyahatime yanımda götürdüm. Fantazim de orada köpük banyosu yapmak idi. Duş jelinden hallice herhangi bir köpük vermiyor. O umutla fiyatı uygun diye almayın. Duş jeli gibi düşünün. Bakalım kutumuzdan ne çıkıyor. Benim saçım boya işlemi yapılmadığı için Yoğun tahrip olmuş bir saç değil. Özellikle saçınızı boyuyorsanız, önemli bir yere gitmiyorsam, evdeysem ısıyla da şekil vermiyorum. Daha çok saçımı doğal haliyle kullanmaya döndüm. Bu doğal hali sadece Vigo ile hafif kurutuyorum. Ee, özellikle saçınız yıpranmışsa çok hoşunuza gidebilir. Tony Engay'ın özellikle yıpranmış saçlar için olan serisi. Dediğim gibi benim saçım çok yıpranmış olmadığı için... Bu tarzda yıpranma karşıtı ürünler biraz daha ağır olabiliyor. Tekrar kullanır mıyım? Bu seriyi kullanmam. Tony başka serileri var. Bunu yıpranmış saça, e, benim gibi saça gargara bitirmişim. Zorunlu olarak bitirdim. Şöyle bir durum oldu. Bu e, benim satın aldığım bir ürün değildi. Marka gönderisiydi. Hani yılbaşı videosunda bahsetmiştim. Hep sağlık problemi oldu üst üste diye. Bir sürü bir şey oldu da bağışıklık sistemim öyle bir yıl başından önce Aralık ayında öyle bir düşmüş ki hem hastayım hem regle oldum hem 20'lik yaş dişi patladı hem de ağzımda af çıktı. Hepsi aynı günde. Yani böyle yatıyorum mesela sizden yorumlar geliyor işte, niye YouTube çekmiyorsun? O odadan o odaya gidemedim ya. Yani öyle bir birkaç haftalık dönemim oldu. En azından aftı 20'lik yaş dişi çıktı bayağı. Yani sadece patlamadı bayağı çıktı. Ama çekimlerim olduğu için de o dönem e, dişi de çektiremiyorum. En azından ağzım daha steril olsun diye e, gargara kullandım. Beyazlatmakla ilgili bir ekstra etkisi oldu mu? Olmadı. Gargaraların farklı markaları birbiriyle karşılaştırın. %80-90'ının içeriği birbiriyle aynı. O yüzden çok özel bir şey söylemeyeceğim hakkında. Ay bu çok güzel bir şeydi. Aslında bunları tutmadım. Yani ortalama her hafta bir kağıt maske tüketiyorum ama en çok sevdiklerimi hani bir ekledim nefret ettiğim hiçbir kağıt maske olmadı açıkçası ama ekstra sevdiklerim alacağınız e, bu zaten ki konum bir koleksiyon ürünüydü maske çok güzel nemlendiriyordu çok güzel gözüküyordu ama koleksiyon ürünü fazla konuşmayacağım e, Garnier'in hirulanik asitli göz çevresi için e, kağıt maskeleri çok başarılı aklınızda bulunsun bir tane aseton bitirmişim şelale Küçük ambalaj diye seyahatlerde bundan oluyor. Bunu deneriz diye almıştım. Tamamen içi kurumuş. Seforalarda satılıyor. Koyu renk oje sürerken aslında küçük bir lateks e, oje formunda. Tırnağınızın etrafındaki deriye sürüyorsunuz. Oje sürerken bulaşmamasını sağlıyor. Sephora'dan almıştım. E, bazen böyle ürünler alıyorum. Araya başka videolar giriyor. Kurumuş deneyemeden çok oldu. Cilt bakımları küçük ürünler geldi. Bunlar büyük ürünlerdi. Estee Lauder'in iki ürününü bitirdim. İkisinden de memnunum. Yedeği var bunun ama elimde başka göz serumları olduğu için açmadım. Eye Concentre Matrix diye geçiyor. Özellikle uygulamasını çok seviyorum bunun. Hatta sadece şunu atmayabilirim. Başka ürünleri bununla uygulayabilirim. Ağır bir metali var. Ürünleri uygularken çok hafif, güzel, soğuk bir masaj yapıyor. Böyle bazı aplikatörleri atmıyorum ben. Diğer bitirdiğim üründe yine Estee Lauder'in Eye Matrix 2. Daha ilerletilmiş formülü. O formülü, bunu ambalaja yapın ki 3 olsun. Bu AHA, BHA serumlarını çok sevdiğimi biliyorsunuz. Purist'inkini zaman içinde o kadar çok serum denediğim şey için bazı ürünler ne yazık ki böyle mefta oluyorlar. Gözümün önünde koyu kan kırmızısından koyu kahverengiye geçişini gördüm. son kullanım tarihini geçmese de bence ürün kendinden geçti. O yüzden cildimi riske atmamak için bunu da elden çıkarıyorum. Gözümün önünde çünkü 10 ton birden tonu değişti. Wet n Wild'ın likit Megalast parlatıcı gibi likit farları vardı. Ürün fena değil de ama çok hızlı kuruyormuş. Aklınızda bulunsun. Bayağı içinde şu anda toz far gibi. Ben alalı bayağı olmuştu ama. Bir diğer müthiş hızlı kuruyan yani şöyle göstereyim. Ee, Maybelline'in, bunu yazın almıştım ben. Bir ara TikTok'ta işte çil videoları çok popüler olmuştu ya. Sonra Bodrum'a giderken yanıma almayı unutmuşum. Döndüm Eylül başı deneyeyim dedim. Sanırım bir kere açınca e, tatı burav sizlere ömür oldu. Yenisini aldım. E, deneyeceğim bunu kaşımda. Bir diğer artık makyaj koleksiyonumu temizlerken içinde biraz kalmış olmasına rağmen bu ürün sanıyorum ki 4 senelik filan. Ee, Mac'in e, Studio Finish kapatıcısı NC30 rengi. Ben bunu fondöten olarak da kullanıyordum. Benim tam tonum NC30 Mac'te. Artık ama 4 senelik ve üzerinde fırça kılları bilmem e formülasyonu bile değişmiş gerek yok. Ah gözümün bebeği. Yurt dışında yaşıyorsanız, karma yağlı ciltliyseniz Smashbox'ın bu stick primer'ını alın. Benim için de tepe tepe kullanın. Ee, bu arada Amerika'da da yoktu. Yakın zamanda giden bir arkadaşıma bakmasını rica ettim. Ulta'da yokmuş, Sephora'da yokmuş. Müthiş bir ürün. Niye bu? Öyle kullandım ki. Şu vaziyette bitirdim. Kuruyan bir pastelin nude serisi Bride'ım var. Bu sene herhalde 4-5 tane kullandım. Kimisi kurudu, kimisi kurumadı vesaire. Benim ten tonuma çok yakışıyor Bright tonu. Bu ama kendinden geçmiş. Dibinde azıcık kalmış. Hem elime hem ayağıma kullanıyorum çünkü. Bunun artık gideri yok. Beni şaşırtan başarılı ürünlerden biri. Derminix diye. Şöyle bir içinden kapsül çıkıyor. Ben ilk başta bunu görünce hiç üstünü arkasını okumadan Ağızdan alınanlar dan mı zannet, besin takviyesi zannettim ama E vitamini ve içinde çok güzel yağlar var. Asla gündüz kullanmaya uygun değil, asla makyaj öncesi kullanmaya uygun değil ama gece böyle bazen cildiniz yağlı da karma da olsa benim mesela şu T bölgemde pul pul dökülme olabiliyor, çok yoğun bir yağlı serum gibi düşünün, bayağı başarılıymış. Ertesi gün cildim daha güzel gözüküyordu. İçinden kaç tane 10 adet serum çıkıyor. Bunu dönemsel kür bakımı gibi düşünün. Çok yoğun bir ürün çünkü. Aşırı yağlıysa cildiniz mile yapabilir mi emin olamadım ama çok yoğun bir ürün olduğunu bilin. Severek kullandım. O Sephora'daki tırnak zımbırtısı buydu. Yani çöp. Project Pan hesabı bitirdiğim küçük ürünler. L'Occitane'ın el kremi. L'Occitane'ın, ben el kreminde hala Neutrogena'yı tercih ederim. Estée Lauder'in Mini Boy bir setin içinden çıkmıştı. Supreme Eye Balm'ı. Eye Balm'ına çok gerek var mı bilmiyorum ama yüz ürününü de kullanmıştım. Ondan çok memnunum. Bir tane daha kurumuş Pastel Nude. Ah! Bunu ben Kapadokya'dan aldım. Kapadokya'da bir markada işbirliği çekmem gerekiyordu. İşte Eylül sonu doğum günümden sonra gitmiştik. Takma kirpik takacağım, gece elbisesi giyeceğim. Takma kirpik yapıştırıcısını unutmuşum. Video, fotoğraf olsa hani önemli değil ama video olacağı için hani göz makyajımın da iyi çıkmasını istiyordum. Neyse göremede bir kozmetikçi de o kadar kötüydü ki şöyle söyleyeyim size kirpiyi çıkarırken Lateksi kirpik dibinizden çözüyordunuz. O kadar kötü bir üründü. Döndükten sonra bir daha kullanmadım. Opia'yın tırnak yağlarından ben çok uzun zaman önce onlu set olarak almıştım. Böyle ürünlerin bozulma şeyi fazla olmuyor. Ee, zaman içinde çantamda, arabada e, tırnak böyle manikürüm kötü olduğu zaman hep kullandım. Artık bu sonuncusuydu, bitti. Bir başka çok severek kullandığım ürün. Şöyle metal uçlu ürünleri seviyorum ben. L'Oreal'in Revitalift serisi özellikle anti-aging'de uygun fiyatlı marketlerden alabileceğiniz başarılı serilerden biri. Göz çevresi kremini bitirdim. Çok başarılıydı. Seride asıl ampuller var. Hyaluronik asitli. Bir haftalık kür şeklinde kullanıyorsunuz. L'Oreal'in sanıyorum ki en pahalı ürünü onlar çok başarılı ama bir hafta içinde cildinizde o gerginliği görüyorsunuz. Fiyatını tamamıyla hak eden bir ürün aklınızda bulunsun. Parfüm bitirdim. Şişesi çok tatlı. Lancôme neydi? Idol. O kadar küçük ki. Lancôme'un minik parfümünü bitirdim. Seyahatlere ben tam boy parfüm, tam boy kozmetik ürünü, bakım ürünü çok az götürüyorum. Böyle mini boylar kurtarıcı oluyor tam boy ürün hakkımı, ekstra kıyafet, ekstra ayakkabıda kullanmayı tercih ediyorum. Fena değil, fresh bir parfüm. Tam boyunu alır mıyım? Muhtemelen almam ama kötü bir parfüm değildi. Sadece seyahatlerde değişiklik olsun diye kullanıp bitirdim. Tam benim damak tadıma, koku tadıma hitap eden bir parfüm değildi. Kötü değil bu arada ama tam boyuna yatırım yapar mıyım? Kendim için yapmam. Güzel kokuyor evet ama anladınız beni. Element diye bir tırnak sertleştirici markasını denedim. Aslında içinde ürün var ama asla kullanmayacağım. Tırnak sertleştirici ne gibi düşünürüz? Hani şeffaf, kimi zaman ojemizin altına kullanırız. Bunun üzerine oje sürmeye kalktığınız zaman isterse aradan iki gün geçsin. Hare hare yol yol oje ojeyi bozuyor. Yani tek başına sürecekseniz sürün o zaman da cila gibi de parlamıyor. Sadece tırnak sertleştirici sürüp de çıkmak da istemem. E, beğenmediğim bir ürün oldu. Bir başka ürün. Buna da çok bayılmadım. Lancome'un nemlendiricisiymiş. Bu da bir setin içinden çıkmıştı. Eşantiyonlardan kurtulmak için bunu da seyahatte denedim. Nötrüm böyle kuvvetli, hoşuma giden bir nemlendirici olsaydı hatırlardım diye düşünüyorum. Şu seriyi bitirdim. Misha'nın Vita C Plus serisi harika. Harikaydı. Yani Lauder'in ürünleriyle, çok sevdiğim serumuyla yarışır. Fiyatı dörtte biri. Nemlendiricisi Tony'yi. Şöyle bir set şeklinde muhtemelen Mişa'nın PR gönderisiydi bu. Tam boy yerine böyle e, delüks deluxe seyahat boyu göndermişler. Hepsi bana 20 gün yetti. Başka ürünleri bırakıp akşam cilt bakımı rutininde bunu seti kullanıp bitirdim. Şöyle nemlendiricisini de Nemlendiricisi bir pamuk yapıyor cildinizi. Bu kadar olur. Çok sevdiğim bir seri oldu. Elimdeki cilt bakım ürünleri bittikten sonra bu seriye geri dönerim. O kadar beğendim. Videonun altına linkini koyarım. Mişa ile e hiç işbirliğim olmadı. Ama çok başarılıymış. Sonlara yaklaşıyoruz. Bir tane daha çift aşamalı miseler suyu. Skin Master benim 2022'de tanıştığım bir markaydı. Yerli marka. Ürünleri, içerikleri çok başarılı bir marka. Ben gözenek küçültücü toniğini yere düşürdüm ve kırdım. Tamamen benim hatamdı. Banyoda çok ürün olunca çarptım ve devirdim. Ee, memnun değilim. <laughs> Özür diliyorum. Markanın bir de bazen çok güzel indirimleri oluyor. İkinci ürün 1 TL'ye Trendyol'da kampanyaları oluyor. Onun da linkini eklerim. Serumları, içerikleri acayip başarılı. Aklınızda bulunsun. Fiyat da çok çok uygun. Son üç ürünümüz. Bir tane ben yüz tüylerimi, e, favorilerimi almıyorum, sarartıyorum. Jolem de e, yüz tüylerini sarartmak için nacizane bence en iyi marka. Türkiye'de Trend yolda sadece var. Başka hiçbir yerde niye satılmıyor anlamıyorum. Bütün makyaj artistleri kullanır yurt dışında. İngiltere'de, Amerika'da yok satar. Çok beğendiğim bir ürün. Şu ürün Türkiye'de olsa daha az kadın kol kıllarını alacağını düşünüyorum. Asla uzatmıyor bu arada. Bir tane daha deodorant bitirmişim. Garnier'in magnezyum kuru, ultra kuru, 72 saat. Biraz bu kozmetik ürünlerinde saat şeyini abartıyoruz ama başarılı bir deodorant. 72 saat için mi? Hayır. <laughs> ama fena değil. Rexona daha iyi. Son olarak L'Oreal'in besleyici şeker peelingi. Bu bana markanın gönderisiydi. Şöyle yapıyorum ben bitireceğim ürünleri, bitirmek istediğim ürünleri bir kenara yığıyorum. Diğerlerini bırak bunları bitir sonra devam et diyorum kendime. Bu da çok uzun zamandır duruyordu. Artık yüzüme kullanmaktan şüphe edeceğim bir noktada vücut peelingi olarak kullandım. Arap yağı olunca duşta bacaklarıma peeling yaparak kendisini bitirdim. O yüzden içi soğumuş. Küçük olduğu için yüz için mantıklı. Vücuda geçtiğimizde tanecikler küçük olduğu için o kadar işe yaramadı. Fena değil ama anne hani bitirmek için kullandım. Öyle söyleyeyim. Ürünler bitti ama. Konuşacak boğazımda şey kalmadı. Sesim değişmiş olabilir videonun sonuna doğru. Umarım videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Bahsettiğim çok sevdiğim ürünleri yine video altı açıklamalar bölümünde linkini eklerim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada ha, gitmeden video isteklerinizi de yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum.